14 Temmuz 1982 Şanlı Ölüm Orucu direnişine nasıl gelindi? 12 Eylül 1980'de askeri faşist junta bir darbeyle yönetime el koydu ve ülke genelinde devrimci avı başladı. Yeni cezaevleri yapıldı. Tüm ülkede, başta Metris, Mamak, Ulucanlar, Selimiye, Buca, Burdur, Çanakkale ve diğer cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere akıl almaz işkenceler yapılmaya başlandı. Ahmet Beşnoğlu cezaevi bu işkencelerden payına en çok düşeni alan bir cezaeviydi. Sizlere yapılan işkence türlerinden bahsetmeyeceğim elbette. İnsanlık onuru adına Mazlum Doğan 1982 yılı 21 Mart Nevroz gecesi 3 kibrit çöpüyle direniş meşalesini yaktı. Özlenen ateş yakılmıştı sonunda. Elden ele, bütün dünyaya taşınmıştı. Kıvılcım dansıydı gözlerdeki sevinç. Kavga dağlarda bilinci kuşanmış, zindanlarda dirence sarılmıştı. Ve haykıran dudaklar, her ihanet vakti çöl çöl yarılmıştı. Ey ateşin ve güneşin çocukları! Hani bilincin sesi yüreklerimizde? Gözlerimizdeki inancın sancakları nerede? Bu gidişe dur demek gerekir, bilirim. Hücrede her saniyeyi bir yıl eylerim. Bir ateş yaktık sönmesin diye hiçbir yerde. O ateş sönerse yaşamayı neylerim? Bu yüzden üç kibrit ile Nevroz günü yüreğimi sizlere armağan eylerim. Mazlumdan sonra 18 Mayıs 1982'de dörtler kendi bedenlerinin ateşiyle Ahmet'teki direnişi büyüttüler. Bir havari yükseldi zindandan kırlara. Dört ateşten dört kıvılcım düştü dağlara. Dağlar tutuşup indi bağlara. Dört ayrı ses yükseldi her ateşten. Söndürmeyin ateşi, üfleyin korlara, üfleyin korlara. Ve 14 Temmuz 1982. Mahkeme heyeti yerini aldığında Hayri Durmuş ilk sözü aldı. Vahşi politika ve uygulamaları protesto etmek için şu andan itibaren ölüm orucuna başlıyorum. Eğer eylemim ve ölümümle arkadaşlarıma, partime ve halkıma faydalı olabilirsem bundan mutluluk duyarım. Bütün yeteneğimi, bilgi ve becerimi en üst biçimiyle istediğim gibi halkımın hizmetine sokabildiğimi söyleyemem. Bu yüzden mezar taşıma bu halkına karşı borçlu öldü yazılsın. Bu benim son duruşmam olacak. İkinci sözü, genç ama kararlı duruşuyla Ali Çiçek aldı. Ben de ölüm orucuna başlıyorum. Bu eylemde öleceğim için partim ve halkım adına yaptığım bazı eylemleri açıklamak istiyorum, dedi ve başka yoldaşlarının üzerine atılan tüm eylemleri bir bir üstlendi. Kemal Pir oturduğu yerden söz hakkı almadan ayağa kalktı. Ben de ölüm orucuna başlıyorum. Hayri ve Ali'ye katılıyorum. Ekleyeceklerim var. Bu böyle olmamalıydı. İlk ölen biz olmalıydık. Geç kaldık. Akif Yılmaz o gün mahkemede olmadığı için hücresinden ölüm orucuna katıldığını bildirdi. Hayri, Kemal ve Ali dışında
mahkemede 3 kişi daha ölüm orucu kararına katıldıklarını açıkladı. Hayri cezaevine dönüşte hücresinden müjdeyi verdi. Başardık! Başardık! 6 kişiyle başardık! Kemal Pir o sabah hücresinden haykırıyordu. Bırayın delalhum verin kurdino, beheşta velat emherin merdino. Ve büyük ölüm orucu direnişi böylece başladı. Patladı zindanlarda yepyeni bir isyan seli. Ölümdür sınayan insan yiğitliğini. Ölümü bedenimizde boğmak gerek. Ölümsüzlüğe varıp ölümlerde, dağlarda kır çiçeklerince çoğalmak gerek. Ölümü gamzelerde çiçeklemek ve gülmek. Gülmek ki yaşama bilenmek demek. İlle de insan sıcağı kokarken koğuşlar. Gülmek ki kurumuş derelerde sellenmek demek. Çöl kuraklığında güllenmek demek. Var git dostum, var git. Kendin al bu gece nöbeti. Bu gece ölmek, sonsuz bir ölümsüzlüğe yürümek demek. Oktay Yıldırım. Sana Diyarbakır zindanından Laz Kemal'in selamını getirdim.